Çağdaş bir ülkede girilmez tabelası koyulur ve kimse trafiğe kapalı yola girmez. Ancak biz bariyer koyduk, her türlü tedbiri aldık, vatandaş yine de giriyor. Bu sözler Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın işte tam da burası için sarf ettiği, Kıbrıs Postası'na sarf ettiği sözler. Bildiğiniz üzere Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yaklaşık 7 yıldır tamamlanamıyor. Bu yolun Lefkoşa Girne ana yoluna bağlanan kısmı ise uzun bir zamandır, yaklaşık 1 yıldır vatandaşlar tarafından Lefkoşa'nın çileli trafiğine bir alternatif olması maksadıyla kullanılıyor. Fakat bu yol oldukça tehlikeli, zira buradan çıkan araçlar ana yola direkt olarak bağlanıyor ve ciddi trafik kazalarına sebep olma riski taşıyor. Bunun üzerine Kıbrıs Postası geçtiğimiz günlerde trafiğe kapalı yolda trafik yoğunluğu isimli bir haber yayınlamıştı ve bu konuyu gündeme getirmişti. Gördüğünüz üzere toprak set ve toprak setin önüne konulmuş bir adet beton yapı sayesinde bu yol alternatif olarak vatandaşların kullanımına kapanmıştı. Zira zaten bu yol trafiğe kapalıydı. Fakat konulan bu engel aradan bir hafta geçmesinin ardından yine bir vatandaş ya da birkaç vatandaş tarafından yerinden söküldü, kaldırıldı ve az da olsa kullanıma yeniden açıldı. Bu yolun iki ucu var. Biri Hamitköy'e bağlanıyor, bir diğeri ise gördüğünüz Lefkoşa Girne ana yoluna bağlanıyor. Hamitköy'e giden yolun herhangi bir kısmı kesilmiş değil. Orada yol kapalı olmasına rağmen trafik akışı devam ediyor. Fakat burası işte gördüğünüz bu beton yapıyla ve arkasına konulan toprak setle zaten kapalı olan yolu bir kez daha trafiğe kapatmasına yardımcı olmuştu. Fakat gördüğünüz gibi durum değişmedi. Bir şekilde bu yapı yıkıldı ve bazı araçların geçmesine olanak sağladı. Bakanlığın bu noktada nasıl yeni bir adım atacağı, nasıl bir politika izleyeceği, vatandaşı bu trafiğe kapalı olan yoldan nasıl geriye kaçıracağı yönünde ne gibi adımlar atacağı henüz net değil. Fakat konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisine sahibiz. Fakat bu noktada evet, vatandaş suçlu. Fakat bakanlığın da bir takım suçları var. Zira Lefkoşa trafiğinin çilesi çekilmiyor. Vatandaş da kendine alternatif yollar üretmeye çalışıyor. Bu konuda vatandaşı tabii ki suçlamak gerek. Bu yolu kullanan vatandaşları tabii ki suçlamak gerek. Ama bakanlığı da bu konuda suçlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun dışında bu yolu kullanan vatandaşların olası bir trafik kazası yapması durumunda sigorta araçlarını kapsamayacağı da gelen bilgiler arasında. Bahsi geçen bölgeye giden yolun bir kısmı toprak, bir kısmı ise asfalttan oluşuyor.